Peki çay, kahve, kola, soda, maden suyu. Bunlar ne olacak? Bir de diğer içecekler var. Meyve suyu. Meyve sularında bir koruyucu, renklendirici, efendim homojen bir yapı verici, birçok kimyasal olduğu için tatlandırıcı risk. Yani kendin sıkarsın meyve suyu içersin farklı. Fakat hazır marketten alırsanız onun içerisinde birçok konserve maddesi olduğu için renklendirici, parlatıcı vesaire vesaire iyi değil. Meyve suyu zararlı. Bağırsaklarda zararlı bakteri ve mantarların azdırır. Soda da o kadar iyi değil. Maden suyu faydalı. Kola tehlikeli madde. Şu firma bir firma demiyorum. Genel olarak. Çünkü içerisinde çok yoğun asit var. Zarar verir. Mesela internete girin bakın adam kolayla ne yapıyor? Arabanın tamponu kirlenmiş, pas tutmuş, pas siliyor. Veya tuvalet temizliğinde kullanıyor. Lavabo temizliğinde kullanıyor. Temizlik malzemesi olarak kolayı kullanabilirsiniz. Ama mideyi ve bağırsaklara çok büyük zarar var. Mesela Hindistan'da kola içme yarışması düzenlenmiş. Vatandaş ne oldu? Midesi patladı, öldü gitti. Yani kola tehlikeli. Yan etkilerini saymakla bitmez. İçermiş olduğu kofein de yavaş yavaş kısırlığa sebep olur. Kahve çok çok zararlı. Özellikle de Amerika'dan gelen kahve, Güney Amerika'dan neden zararlı? Yüksek oranda kofein içerir. İçermiş olduğu kofein kişiyi bağımlı yapar. Avrupa'da yapılan klinik araştırmalarda 7 ülkede günde 3-4 bardak. Onlar Avrupalılar böyle bardakla su içerler, kupayla su içerler, kahve içerler. 150-200 miligram kofein alanların %50 oranında bayanlarda özellikle kısırlığa sebep oldu. Erkeklerde cinsel fonksiyonun azaldığı tespit edilmiştir. Çayda iki türlü çay demleme tekniği var. Bir, Türkler gibi yanlış biz çay demleme. İki, Japon ve Koreli, Çinliler gibi doğru çay demleme. İki türlü çay demleme var. Şimdi ben de yine Avrupa'da böyle Çinliler, Koreliler vesaire çay demliyorlar. Nasıl demliyorlar? 2 dakika şöyle sıcak suyla çalkalıyorlar. Tamam. Dedim böyle çay mı olur ya? Bu içilir mi? Dediler ki nasıl olacak? 10 dakika bekleyeceksiniz. Yok olmaz. O zehirdir. İçilmez. Aa, gerçekten araştırdım ki dünyada Türk gibi çay demleyen başka millet kim var? Eski Osmanlı topraklarında olan milletler var. Bizden yayılmış oralara da işte Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Irak, Suriye yani bizim eski egemenliğimizde olan ülkelerde onlar da bizim gibi demliyor. Türk tarzı demlenen çay kanserojen yani kanseri tetikler. Japon, Çin, Kore tarzı yani böyle 2 dakika demledikten sonra süzülüp içilen çay antikanserojen yani kansere karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Japonlar klinik araştırması yapmışlar çayla ilgili. Kansere karşı etkili. Belgelediler. Klinik araştırması var. Doğru mu? Doğru. Çünkü onlar 2 dakika demliyor. Keşmir'de klinik araştırması yapmışlar. Çayla ilgili kanserojen. Doğru mu? Bu da doğru. Neden? Onlar yarım saat 45 dakika demledikten sonra deney yapıyor. Japonlar 2 dakika demledikten sonra. Çayın içindeki birçok etken madde var da birinci, ikinci dakikada eterik yağlar demeye geçer, faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonitler demeye geçer, faydalı damarlar için. Üçüncü dakikadan itibaren tanin denen bir madde demeye geçer. Tanin ne yapar? Bağırsakları yağlı boyayla boyamış gibi kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Böylece zamanla alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire vesaire bir sürü hastalığı tetikler. Bu nedenle Türk tarzı çay içmek iyi değil. Poşet çay, sallama çay içilebilir. Problem yok.